Merhabalar DH Televizyonu'nun çok değerli dinleyenleri. Sohbet adında programımıza bizim Denizli'mizin belediye başkanlarından Ziya Tıkıroğlu beyefendi ile beraberiz. Efendim tekrar merhabalar. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Evet Teşekkür ederim. şimdi efendim sizin bunca çalışmaların içerisinde elbette ki kamuoyunun önüne en çıkan iki yönünüz var. Birisi mimarlık, birisi de belediye başkanlığı. Ve belki de belediye başkanlığı görevinde en çok istenen mesleklerden birisi de mimarlık. Çünkü şehre mimar gözüyle bakıyorsunuz Evet. ve mimari eserler yapmaya çalışıyorsunuz. İşte şimdi sizin belediye başkanlığı döneminizden seyircilerimize bir kesit Evet. sunmak istiyoruz. Denizli'de ne gibi eserler ortaya koydunuz, ne gibi ilkleri başardınız? Evet, ben Buyurun. Makama şöyle dedim, geliyorsunuz göreve evet, başlarken. göreve Evet. başlarken dedim ki simge olarak bir resim koydum oraya. Şimdi ben belediye başkanlığında şunu yaptık, bunu yaptık diye değil, yapılan her şey belediyenin görevi. Ama bir de belediye görevi olmakla beraber o zamana kadar Denizli'de hiç yapılamamış gibi görülen ilk defa yapılmışları birer fotoğrafla anayım istedim. Resimlerimin arasında onlara koydum. Evet, ilk Bunlardan bir uygulamalar. tanesi Buyurunuz, mesela şuradan başlıyoruz. göreve geldiğimizde Denizli'de susuzluktan kırılıyordu. Çok kenar mahalleler. Evet. Su bulamıyorduk. Gökpınarı vermiyorlardı. Evet. Çaresizlik içerisinde yalvar yakar devlet su işlerine baskılar kura kura Evet. ilk bir sondaj yaptık. Evet. Biz 5 litre için o zamanki adı Yeşilköy, Evet. şimdiki Sefer Gazi'den 5 litre su verin, bütün köyünüzün yollarını asfaltlayalım dedim. Kabul etmediler. Evet. 5 litre vermediler. Evet. Ve biz ilk sondajdan 30 litre su çıkarttık. Efendim şunu hemen ifade edelim. Türkiye'de köylülerin en önemli değeri Suydu. suyudur. Tabii, haklıdır. Onlara Evet. hiçbir şey diyemedim zaten. Evet. Ama biz Nereden başımın elde çaresinde ettiniz bu bu sondaj neredeydi? esnaf sitesinin olduğu bölgede Evet. 30 litre saniyedeki su Evet. ve bunu bulunca cesaretlendik. Denizli'de 17 tane Kuyu dalgıç açtınız. tulumbayla Oo. 150 metre derinden sular Evet. alarak 450 litre saniyede Evet. 450 litre suyu Evet. Denizli'ye kazandık. Hizmetine Bu da verdiniz. Denizli'de Evet. bir sondaj yoluyla elde edilen Evet. ilk hizmetti. Çok güzel. Bu biraz sempatik bir Evet. olaydı. Evet. Toplu sözleşmelerimiz her sene yapılıyor. En son toplu sözleşmeyi memurlarımız, Evet. sendikacılar anlaşmışlar. Bana imzaya gelince ben imzalamam dedim. Evet. Ancak dedim, şimdi biraz da bozuldular Evet. tabii. Ancak dedim, kapalı spor salonunda bütün ailelerinizi toplayın. Evet. Ben de devlet TRT'sinden Evet. sanatçılar getireyim. Hem eğlenelim hem orada imzalayalım Evet. dedim. Ve ilk defa böyle bir uygulama yaptık. Çok da dikkat çekmişti. Evet. O gün güzel bir gecemiz olmuştu. Onun Evet. için ilk defa Evet. diye. Yani bir toplu sözleşmeyi eğlenceyle, şenlikle Eğlenerek, yaptınız. eğlenerek, kavga ederek, grev yaparak değil. Değil, eğlenerek. Eğlene eğlene. Ailelerle Evet, beraber. Ne zaten kadar güzel. hiç işçilerimizle Evet. sürtüşmemiz olmadı. Evet, ilk Yani defa. yeşile önem vere vere, Evet. benden nikahını kıymamı istedikleri Evet. gelinle damada ilk defa bir ağaç dikeceksiniz. Ağaç dikmeyene kız Kız yok yok. dedik. Çok güzel bir Evet. slogan. Efendim, yine Anadolu'da bir usul vardır, İç Anadolu'da. Bir çocuk dünyaya geldiğinde onun adına 3 Biz dönüm, ağaç 4 dönüm bir dikeriz. kavaklık Evet, yaparlar. evet. Çocuk büyüdüğünde kavaklar da O büyümüş olur. evlilik Onu şeysi evlilikte evet. masrafını onunla Evet, karşılarlar. denir. Evet. Şimdi bu Evet. 1986 Dünya Konut Yılı münasebetiyle Evet. uluslararası bir resim yarışması düzenledik. Evet. Bu uluslararası resim yarışmasına 750 resim geldi. Tayland'dan, Amerika Birleşik Oo. Devletleri'nden, Portekiz'den, Evet. Almanya'dan, Türkiye'den ve o resimleri seçene kadar jüri öldü öldü dirildi ve Evet. fakat bu kadar emeğe karşılık bunlar sergilensin dediler. Evet. Ve önce Ankara'da bankaların yardımıyla, bizim takatımız da yok, Doğru. Ankara'da Akbank'ın Evet. sergi salonunda bu sergiyi başlattık. İstanbul'da, Bursa'da, Denizli'de ve Kıbrıs'ta Evet. bu Çok sergileri güzel. açmıştık ve Denizli Belediyesi olarak ilk defa yapılabilen bir Evet. işti. Çok güzel. Çok güzel. Efendim, şu anda Denizli'mizde bütün sanat çalışmalarını yaz boyunca, baharda ve yazda alıp götüren özel bir mekan.
Evet. Burası Ziya Tıkıroğlu Kültür Sanat Merkezi diye isminiz de orada yazılı. Onun ilk yapılı hali. Etraf evet. Bomboş. Efendim ne gerek var dediler. Evet. Her şey bitti. Tiyatro mu kaldı dediler. Evet. Bilirsiniz bizde tiyatro evet. adı evet. kötü anılır. Maalesef. Tiyatro. Burada mevlid okundu. Evet. Tabii burada ki. Burada sünnet törenleri icra edildi. Burada evet. konferanslar verildi. Burada evet. tiyatro oynadı. Burada konserler verildi. Evet. Burada sinema oynatıldı. Tabii. Böyle bir merkezdi bu. Onun uluslararası için, halk dansları yarışmaları evet, yapıldı. Evet. Burası bölgemizde ilk defa hı-hı. yapılan bir 3000 kişi. Ve Denizli'ye gelenlerin bu tiyatroyu gördükten sonra imrendikleri, bizim evet. ilimizde de olsa böyle bir tiyatro dedikleri bir alan. Böyle yapanlar da oldu. Mesela evet. Çeşme. Çeşme hı-hı. bu şeyi bize bakarak, bizimkine hı-hı. Muğla'da yapıldı, bizimkine evet. bakarak ne güzel. Ve biz bunu yaparken daha ziyade şunu dedik. Evet. Laodikya, Pamukkale, hı-hı. oralarda binlerce insan için tiyatro yapılmış asırlar önce. Evet. Eskiden de bizim sinemalarımız vardı, evet. biriket duvarlarla tabii. çevrilmiş. Bunların ortasını bulalım, evet. ona benzer ve ona benzer bir şey güzel yapalım. Bir, daha ekonomik evet. bir şey. Evet. İlk defa Çatalçeşme'deki o hangar gibi yapıyı salon haline getirdik. Nikah salonu evet. ve oda tiyatrosu için kullanılabilir hale evet. getirdiğimiz sizin açılışının evet. yapıldığı günde. Arkada Ressam İbrahim Çallı evi. İbrahim Çallı evi. Evet, onun yanında. Adını verdik. Evet. evet. Ve burada şunu da özellikle şeydi, DETİ'yle, Denizli Tiyatrocuları evet. şeyiyle başlattığımız bir amatör tiyatrolar şenliği. Evet. Bir Mayıs ayında evet, Denizli'nin çok güzel bir etkinliği. Ve senelerce bu uluslararası halde devam etti. Ama bir iki senedir evet. galiba. Ama daha sonra nedir? Sanıyorum 40. yıl evet. uluslararası amatör tiyatrolar festivali evet. Denizli'nin en önemli kültür etkinliklerinden evet. birisi evet. oldu. Maalesef, sürdürüldü hizmet. Maalesef onları inşallah devam edenler yetmiyor evet. şu anda. Şimdi bizim konservatuvarın temelidir bu. Evet. Türk sanat müziği çalışmaları. Vefik Kataç rahmetli evet. bestekar hocamız İzmir'den evet. beri gelir. Belediye meclis evet. salonunu kendilerine tahsis ettim. Çalışma yaparlar. Ve öyle başladı. Sonra böyle bir koca bir bina evet. yaptık. Çocuk yuvası konservatuvar binası diye. Evet. Ve ondan sonra da bir projeye dayalı ilk kanalizasyon inşaatının temel atma evet. töreni. Delikli Çınar Meydanı'nda atılan şey, evet, arkadaki belediye binasıdır. Evet. Denizli'de ilk defa bir seyyar kütüphane yapalım, kenar mahallelerde de kitap okusun evet. diye. Onu bir otobüsümüzü böyle biçimle ve Türkiye'de ilk defa gerçekleşen... İddia ediyorum, Türkiye'de ilk defa. Evet. Böyle bir cenaze yıkama aracı, her herkesin başına Allah geçsinden versin ama her başına ölüm hadisesi gelen bu otobüsün olayını evet. hatırlar. Yani insanların en acı, en çaresiz olduğu günlerde devlet diyor ki belediye evet. ben varım. Evet. İşte evet. onun en güzel hizmet örneklerinden evet. birisi. Hiçbir bedel talep edilmeden evet. elbisesiyle giriyor mevta, evet. tabutuyla çıkıyor. Çok güzel. Bütün Denizli, malzemeleri içeride. Denizli bu konuda evet. da örnek hakikaten. Evet. Ankara bunu uyguluyor. Evet. Denizli'nin kurtuluş günü yok, hamdolsun evet. yok. Aha. Ama dedik ki bir günümüz olsun, evet. biz de bunu kuruluş yılı dedik. Evet. Yani 1876 Denizli'nin belediyelik oluşu. Evet. 1986'da 110. yıl diye başlattık, hala evet. devam ediyor. Her yıl 29 Ekim'de kutlanıyor. Evet. İlk defa da karınca aha. sağdan soldan yardım talep ede elde evet. ayakta tutabildiğimiz Çatalçeşme'deki evet. İşte Ressam İbrahim Çallı evinin evet. bu cepheden görünüşü. Doğru. Ama şunu burada açıklığa kavuşturalım. Ressam İbrahim Çallı bu evde yaşamadı. Kesinlikle ilgisi bunun yok. Bunun anısına adı verildi. İsmini biz koyduk. Evet, ismi yaşatılsın. İsmini koyduk. Buradan Çallı'yı da analım seyircilerimiz diye. De bunu bilsinler. Tabii. Yani şehrin bir değerini bir eserle tabii, yaşatıyorsunuz tabii, başkanım. Evet, teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bu... Künalar Köyü bölgesi. Herkes biliyor evet. artık. Artık aha. buraya gitmeyen kalmadı. Teras Park meselesiyle ve şeyle, konutlarıyla. Evet. Yarı açık cezaevi yapılmak üzereydi. Evet. Dedim evet. ki Denizli'nin en güzel yerini askeriye işgal etmiş. Evet. Askeriyemiz bizim. Aha. Ama en güzel yerimiz tabii. maalesef kapatılmış. Evet. Dağla şehir evet. arası. Bu tarafı da hapishane yapalım. Evet. Denizli
yani köy halinde kalsın. Evet. Bugün dedim, o teklif edildiği gün, bugün Sayın Valiye dedim, Rifat Kaplan Bey'e, evet, burasını tasdik edeceksiniz, evet, ve burası toplu konut, evet, ve ucuz konut alanı ilan ediyoruz. Evet. 4000 dönüm, evet, ve 250 bin konuta, evet, hedefleyen bir alanı ve bunun 6000 konutunu, evet, Kooperatifler Birliği'ni kurarak başlarında, hı-hı, bekleye bekleye 10 yılda 6000 insanımıza ev sahibi yaptık ve devam ediyor. Bugün, evet, Denizli'nin en, evet, kıymetli yeri oldu. Başkanım, ben burada oturmuyorum. Onu ifade, evet, edeyim. Çınar'da oturuyorum. Ama Denizliler adına ve Denizli'deki genel kamuoyu adına Denizli'nin gurur bir projesi, evet, olduğunu, evet, burada paylaşmak istiyorum. Çünkü burası açık bir alandı, boştu. Evet. Daha kayalarla, taşlarla dolu. Hiç kimsenin gitmedi. İlk zamanlarda dar gelirli aileler gitti ama öyle bir süreç yaşandı ki şu, evet, anda Denizli'nin en pahalı yerlerinden birisi oldu. Yeri. En değerli yerlerinden birisi şurada oldu. Şurada 6000 konut yapılırken, evet, bir kooperatifte bir tane daire de benim de olsun demedim. Evet. Benim yok. 6000 bakan. Ama bütün evler sizin. Aynı şu anda gitseniz, manen, hangi kapıyı çalsanız sizi manen, saygıyla orada, evet, evet, misafir, evet, ederler başkanım. Ondan eminim. Çok örnek bir yönünü de hatırlatayım. Evet. Yenişehir bölgesinde, hı-hı, havai hat olarak ne telefon, ne elektrik, ne alçak gerilim, ne yüksek gerilim, evet, hiçbir şey yoktu. Evet. Hepsi yer altıdır. Hepsi yer altı. Öyle başladı. İlk defa Denizli'de uygulandı. Evet. Çok güzel bir projeydi efendim. Evet. Ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi ayakta çok yorduk. Biraz da böyle oturarak sohbetimizi burada sürdürelim. Değerli dinleyenlerim, sohbetin başından beri farkındasınız, çok çeşitli konuları konuştuk. Bu açılan sergi Ziya Bey'in 60. yıl mimarlık anısına açılan bir sergi ve son 6 yıldır içinde yer aldığı resim çalışmalarıyla bütünleştirerek ortaya koyduğu bir sergi. Biraz önce belediye başkanlığı döneminden de söz ettik, konuştuk ve biraz mimarlıktan, mimarlığınızdan 1957'de İstanbul Yıldız Mimarlık'tan, evet, mezunsunuz. Evet. Adana'da çalışıyorsunuz 6 Hayır, sene. Hayır. Önce Denizli, evet, Belediyesi'nde çalıştım. Evet. Askerlik vesilesiyle Adana, İskenderun bölgelerine gittim. Devlet su işlerinde takıldım, kaldım bir 6 yıl, evet, Adana çalışmam. Sonra Denizli'ye. Denizli'ye geldiniz. Denizli sevdası. Evet. Başından beri zaten eksik değil. Evet. Denizli'de o gün bugün mimarlığın çeşitli dallarında çalıştım. Peki, ama 1957'deki Denizli, çocukluğunuzdaki Denizli, 50'ye biraz götürür müsünüz bizi oraya? 1950'li, 57'li yani belediyeye Fen İşleri Müdürü olarak girdiğimde elimizde şehrin haritası bile yok. Şehrin haritası yok. Kepçeniz var mı? Hiçbir şey yok. Dozeriniz var Hiçbir mı? Hiçbir şey yok. 27 Mayıs ihtilalinden birkaç gün önce bir cip satın almıştık. Evet. Belediye başkanının kefaletiyle satın alındı. Evet. İhtilal olunca cipi kalas pandas geri verdik. Çünkü nasıl ödeneceği belli değil. Yani kazma kürekle. Kazma kürekle. Kanal çalışmaları. 3-5 işçiyle. Evet, yani bu iş götürülmeye çalışılıyor. Mesela belediyenin bugünkü Atatürk, evet, Parkı'nın olduğu, evet, yer, belediye binasının arkasında bir bahçeydi. Evet. Evet. Orasını park haline getirirken belediyenin temizlik işçilerini kullana kullana. Yani böyle şimdi bir değerli dinleyenlerim, bakın Denizli nereden nereye geldi. Tabii. Yani o dönemdeki imkansızlıklar, bu sadece Denizli'nin değil Türkiye'mizin, evet, içinde bulunduğu tabii, darlık tabii, ve zorluktu. Tabii, tabii. İşte belediye başkanımız bunun canlı tanıklarından birisi. Evet. Kendi ağzından dinledik. Para yok, pul yok. Evet. Hatta Denizli İzmir yolu yok. Evet. Böyle bir dönem o günler. Evet. O zamanki Cumhurbaşkanı rahmetli Celal Bey'e, benim o dönemde Adnan Menderes Denizli'ye geldiler. Evet. Fakat onlar bile şey ettiler, sıkıldılar toz toprak, evet, içerisinde. Evet. Karayolu. Yani karayolu o zaman Atatürk'ün 1931'de büyüyecek bir köy demesi gayet normal bir şey. Gayet normal. Bu alınacak bir durum değil. Evet, hiç kesinlikle. Bir tespit, bir fotoğraf. Kesinlikle. Ama bugün gelinen noktada, evet, emeğe geçen herkese, evet, teşekkür etmek lazım. Denizli gerçekten bir, evet, büyük şehir havasına, evet, artık büründü. Evet. Ve ben bu şeyde, evet, özellikle sanat olaylarının Denizli'de yer etmiş olmasının büyük rolü olduğu kanaatiyle, evet, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Evet. Evet. Tabii mimarlık çok geniş bir meslek. Bir proje çizmek olarak, evet, da görülmemesi lazım. Mesela çeşitli sitelerin oluşumunda ben bayağı hizmetler verdim. Mesela, evet, Zümrüt Evler, mesela, evet, diğer kooperatif oluşumları. Ben bunları ayın 17'sinde Cuma akşamı üzeri Mimarlar Odası'nda genç mimarlarımızı
toplayacaklar. Evet. Onlara bizim mimarlığımızın nereden nereye geldiğini anlatmaya çalışacağım. Tabii programlar içerisinde bunu sığdırmak mümkün değil. Tabii ki, tabii onlara ki, eğer bir parça örnek olabilirsem o anlatımlarımla mutlu olacağım. İnşallah Cuma günü akşam da akşam üzeri 5'te. Evet. Mimar Odası'nda toplantımız olacak. Benim 60. yılın gene bir aktivitesi olarak. Efendim şimdi hani bayanlara yaşı sorulmaz da erkek olarak da şimdi sizin ağarmış saçlarınız da zaten kıdeminizi gösteriyor. Ama bir şey var bunun içerisinde. Evet. Son derece dinamik bir yapınız var. Üretken bir yapınız var. Bu genç olmanız, hayata böyle bakmanız, dinamik bakmanız pek çok alanda sizi hep kamuoyunun önünde gösteriyor. Orada yerinizi alıyorsunuz. Evet. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Evet. Rahmetli annem bana derdi ki boş duranı Allah sevmez. Evet. Boş duranı Allah sevmez. Evet. Evet. Ben siz de anlattığınız gibi bir boş vaktimin geçmemesi için dinlenen bir insanlardan ben kahve bilmem. Kahve kültürüm yok. Ben oyun bilmem. Evet. Bir oyun masasında bir geçirecek hiç vaktim olmadı. Mümkün olduğunca çalışma. Evet. Hatta yazdığımda bir gün bahçemle uğraşırken karşı komşum gencecik kızcağız komşumuz Deniz dedi. Ziya amca siz hiç boş durmazdınız. Evet. Yani çok kızım, önemli. Ben böyle ayakta duruyorum. Çok önemli. Durursam düşerim. Evet. İşte benim prensibim bu. Durursam düşerim. Bu fasıldan hareketle burada duran 6 eserler. Tane kitap var, eserleriniz var. Evet. Bu eserler kendiliğinden oluşmuyor. Tabii. Bunlardan kısaca bize söz eder misiniz? Ben şöyle dedim. Belediye başkanlığı bitti. Mimari büromu çocuklarıma terk ettikten sonra, emekliliğime geçtikten sonra ne yapayım? Bir hayatımı bir dosya haline getireyim de çocuklarıma miras kalır diye giriştim. Ve yazarken bilgisayar kullanımını öğrendim. Evet. Ve ondan sonra da niye olmasın dedim. Bu birinci kitabımı ve Denizli'nin geçmişini anlattım. Belleklerden gerçeklere. Evet, 200 küsür sayfalık kitap 50 yılı anlatıyor. 50 yılı anlatıyor. Evet. Ve belediye başkanı olana kadar ki yaşantımızı, nasıl okuduğumuzu, harp yıllarını nasıl geçirdiğimizi. Özellikle Denizlilere, Denizli yaşayan insanlara işte bu eserleri tavsiye ediyoruz. Belediyeden gelsinler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'ndan ücretsiz olarak alsınlar. Ben de ücretsiz veriyorum. Ve okusunlar ki geçmiş Denizli'yi öğrensinler, bugünün kıymetini bilmek için. Bir yaşlı teyzemiz bir günde okuduğunu ağlaya ağlaya anlattı bana. Biz unutmuşuz Denizli'yi diye. Evet, onurlu bir 5 hizmet yılı işte Denizli Belediye Başkanlığı'nın. Meşhur belediye başkanlık dönemi. Bu 5 yılı anlatıyor, bu 50 yılı anlatıyor. 55 yılı. Evet. Evet, dedim ki gezdik. Evet, bir DESAV'lı yıllarınız var. Bu DESAV kitabı benim DESAV başkanı olarak yaptığım kitap. DESAV'ın vakfın kitabı ama ben yazdım. Evet. Bu kitap bazılarımızı rahatsız etti. Evet. O DESAV'ın başına da gelmedik kalmadı biliyorsunuz. Tamam, bir belgedir. Vakıf kapatılmaya karar verilince üzüldüm, kırıldım ve oturdum geçen sene 2 ay içerisinde DESAV'lı yıllar diye 2016. bir de o olayları anlatarak onu yazdınız. Efendim mimarlıkta 60. yıl. Evet. İşte artık bu resimlerimle artık bu işte anlattım başından. Bir katalog haline getirdiniz. Bir katalog halinde bir kitap. O çok güzel. Ve seyahatname diyeceğiz ama değil, ziyahatname. Esasında bu ismi ben koymadım. Bu ismin adı gezmekti bu kitabın adı. Gezmek diye nedir gezmek? Aha. Onu anlatmaya çalıştım. Neden gezdik? Niçin gezdik? Kafamı gezdirdik yoksa bir şeyler mi elde ettik derken sağ olsun sizin de yakın mesai arkadaşınız. Evet. Fatih Yay'la vakıfta beraber çalıştığımızda Ziya abi gezmek diye kitap mı olur dedi. Evet. O zaman ne olacak ben bir isim arayayım dedi. Ertesi günü geldi dedi ki ziyahatname. Gülerler dedim. Gülmezler dedi. Ve hakikaten hoşuna gitti insanların. Evet. Bunu yazarken ben Türkiye'de değil dünyaya gezebildiğim dört dünyaları nelerimiz eksik, nelerimiz var, nelerimiz yok. Neyi şey yapmışız bu kitabımla o gezilerimi bir
şey haline, kitap evet. haline getirdim. Ve o vesileyle de evet. Yunanistan'la Türkiye Hı-hı. arasında neredeyse köprü olduk. Denizli ile evet. Selanik Hı-hı. arasında köprü olduk bu evet. kitap sayesinde. Aa, ve çok inanın güzel. Her hafta evet. Selanik'teki Yunanlı dostlarla telefonlarımız Hı-hı. hala devam ediyor. Yani böyle bir dostluk Efendim, olmuştu. Kurtuluş Savaşı yıllarını bir tarafa koyalım. O evet. yaşanan tarihi hadiseleri. Zaten bu dünyanın malum yönettiği bir şeydi. Evet. Başımıza açtığı ördüğü çoraptı. Yunanlı bizim evet. belaydı. Ondan önce 400 yıl beraber yaşayan evet. bir devletin içerisindeki milletiz. Evet. İki milletiz, insanlarız. Kültür aynı kültür. Dolması, Sarması, Zeybeği, Sirtakisi, Selanik'i, İzmir'i. Yani ya da bugünkü işte Suriye'si, Şam'ı, Halep'i, evet, evet, Saraybosna'sı. Evet. Bu bir bizim mazimiz. Evet. Güzel bir mazimiz. Elbette ki sınırlar değişiyor ama kültürün sınırları değişmiyor. Değişmiyor. Kültür varlığını sürdürüyor. Onun için siz o kültürü gittiğinizde görüyorsunuz evet. ve kitabınıza aktarıyorsunuz. Ne kadar güzel. Dertim oydu zaten. Biz evet. bunlar çevremize hep abi olmuşuz. Hı-hı. Osmanlı döneminde. Evet. Abi olmuşuz ama bu abiliği maalesef kaybetmişiz. Evet. Bugün de bu abiliği bunlar hala yaşıyorlar. Türk evet. denildiği zaman inanın düşman zannediyoruz ama Hı-hı. devletler, evet. siyasiler düşmanlık yapıyor da evet. halk düşman değil. Değil. Halk değil. Hep her zaman evet. dost. Ben Suriyelilerle evet. de daha önce bu harp yılları olmadan önce tanışıklıklarım var. Evet. İsrail'e gittim. Evet. İsrail'i gezdim. İsrailliler Türk diye evet. mavi mas mavi türküsünü gözlerim şeyinde mavi. Arabasında çalan dolmuşlarla evet. gezdik. Evet. Efendim, ben bu kadar İsrail malum yapay bir devlet. Evet. Yapay bir devlet dünyanın değişik ülkelerinden aynı millet toparlanmış. Evet. Gelenler geldiği ülkedeki kültürlerini oraya götürmüşler. Evet. Rusya'dan gelenler, Moskova'dan gelenler oradaki kültürü. Evet. Almanya'dan gelenler oradakini, İstanbul'dan gidenler de Türkiye'deki kültürü. Evet. Ve Tel Aviv'de nedir? İstanbul lokantası, evet. İstanbul kıraathanesi, evet, evet. Türk halk müziği koroları. Bu insanlar bunlarla büyümüş zaten. Evet, evet. O türkülerle büyümüşler, İnsan, yaşamışlar. İnsanlar dost. Evet, doğru. İnsanlar dost. Evet. Ama toplumlar veyahut da ne diyeyim ben politikacılar evet. insanları birbirine evet. düşman yönetenlerin yöneticilerin konumları özellikle evet. büyük devletler kendi sanayi özellikle de silah evet. ticaretini yürütebilmek için bizleri böyle piyon gibi i̇şte kullanıyorlar. İşte hiç yoktan Orta Doğu'da bir savaş ortamı yaratıldı. Göz Hayır. göre göre. Durduk yerde. Ne işimiz vardı evet. Suriye ile savaşanları. Yani kimin savaştığı belli evet. değil. Devlet ortada, ya, devletler ortada, yönetenler ortada. Bir sürü kurt kuş toplanmış Suriye'nin evet. içinde. Evet. Bir de biz de onlarla uğraşıyoruz. Ya ama komşuda yangın var. Hadi evet, bakalım. Maalesef, evinizin duvarlarını maalesef. Yalıyor. Yapılmaması lazım yani, değil mi? Yapılması lazım ama keşke evet. olmasaydı. Yapılmak zorunda olmasaydı. Keşke Fenerbahçe maç yapsaydı evet, orada. Ya. Keşke Suriyeliler hep Türkiye'ye turist olarak gelseydi. Keşke barajımızı yapabilseydik. Evet. Suları attığımız. Oraya verseydik. Evet. Beraberce paylaşsaydık. Maalesef o şeyler evet. oluşuyor. Neyse efendim Mesela yine ben bu kitabımla evet. ziyahatname ile evet. epey bir devlet, memleket gezdim. Evet. Onları anlatmaya çalıştım. Çok güzel. Ta John Fitzgerald Kennedy evet. Space Center'a kadar gittik. Evet. Oralarını gezdik. Şimdi ben sizin bir yönünüz daha burada fark ettim ve onu paylaşmayı istiyorum. Kitap kapağında fotoğraf çekerken. Evet. Sizin evet, resminiz. Evet, evet. Çekilen. O zaman sizden bir de çektiğiniz fotoğraflarla ilgili bir sergi isteyelim. İnşallah olabilir. Bir kitap isteyelim. Olabilir. Çektiğiniz fotoğraflarla. Olabilir. Benim evimde en azından 10-12 çeşit fotoğraf makinesi var. Çağlarına göre. Ama harika. O çağlarda kullandığım makine. O zaman tahminim de haklıyım yani. Denizli o zaman sizin evdeki özel aile albümlerinizden bir şeyler yapmaya çalışalım. Evet, bir fotoğraf albümü evet. bekliyor, bir katalog bekliyor efendim. Bu mimarlıkta 60. yıl evet, gibi. Evet. Çünkü onlar sadece sizin değil, Denizli'nin zenginliği. Evet. Yani ziyahatname genç kuşak için paylaşalım. Seyahatname kelimesinden gelir. Oradan geliyor. Evet, evet. Seyahat gezmek demektir. Evet. Name yazı demektir. Gizli yazılardır evet. Türkçesi. İşte Ziya Başkanımızın adından dolayı seyahat yerine çok koydum. Güzel bir aktarma olmuş. Evet. Şimdi gülerek dediniz ya aslında evet. insanları güldürmektir asıl olan, tabii, mutlu etmektir. Tabii. Kitabın adıyla beraber gülmeye başlıyoruz. Gülüyorsak. Amacı varmış, maksat hasıl olmuş başkanım evet, yani. Evet, ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Peki başkanım yani ne diyeyim?
konuşacağımız o kadar çok şeyler var ki. Evet. Çünkü o uzunca bir ömür, 60 evet. yıllık bir mimarlık evet. geçmişi. Mimarlıkta 60 yıl. Evet, evet 5 yıl belediye başkanlığı, evet. DESAV başkanlığı, efendim Ticaret Odası Başkanlığı, Meclis Başkanlığı, yani bunca yazılan kitaplar, sonra bunun yanında sosyal hayat çalışmaları, faaliyetleri. Evet, evet. Politika, politika da evet. yani siyasetin içinde de yaşadık uzun zaten süre. Zaten efendim belediye başkanlığı demek evet. o siyaset demektir. Evet, evet, evet. Özür diliyorum ses için. Şimdi ben çok konuştum herhalde, sesim gitti bak. O zaman ben susayım. Başkanım bu bölümde son mesajlarını sizlerden alalım. Sizinle beraber programımızı tamam. Neler söylemek Eğer istersiniz? Eğer mesaj vermem gerekirse tabii, ben daha ziyade gençlerimize mesaj vermek istiyorum. Buyurunuz başkanım. Şimdi bize hocalarımız mimarlığı öğretmeye çalışırken mimarlık sadece proje çizmek değildir çocuklar dediler. Evet. Mimarlık her şeye el atabilen, insanların Hı-hı. yaşantısına giren ancak o şekilde mesleğini doğru dürüst yapabilen bir meslek evet. mimarlık. Ona göre hareket edin dediler. Hı hı. Ben bunu hiç unutmadım. Evet. Ve şimdiki gençlerimiz de onu diyor. Boş oturmayın. Evet. Oyun oynayın ama bir şeyler üretmek Zeybek için oynayın. Oynayın. Bir şeyler öğretmek için oynayın. Evet. Hani bir şeyleri öğrenerek, öğreterek bir şeyler yapmaya evet. çalışın. Boş duranı dediğim gibi benim evet. annemin vasiyeti. Evet. Boş duran Allah sevmez, evet. kullar da sevmez. Evet. Bir şekilde geçen gün Esat Sivri Bey öyle dedi. Evet. Geberdi gitti demesi demezler, öldü gitti derler diye bir espri evet. yapmaya çalıştı orada. Evet. Yarın bir eğer boş evet. şey daha bırakabilirsek evet. ki bunu gençlerimize tavsiye etmek için söylüyorum. Evet. Bir boş seda, bir eser, bir arkanızdan sizi andıracak evet. bir şeyler bırakarak gidebilirlerse evet. bence başarı orada. Yoksa para kazanmak, hı hı. zengin olmak. Aslında bizim meslekte zenginlik yoktur. Evet. Ben şu anda hamdolsun emekliyim. Sade vatandaş olarak yaşıyorum diyorsun başkanımız. Zengin değilim ama çok ama zenginsiniz. Da değilim. Çok zenginsiniz. Abi, yüreğim belki de zengin. Evet. Herkesin derdine derman olmaya çalışıyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Sosyal çalışmalarımla evet. hatta çeşitli dertleri olan, hastalıkları olan insanlara bile yol gösterebilecek evet. kadar bir evet. şeyler birikimlerimler. Evet. Ve bu dediğim gibi arkamızdan evet. gelen gençlerimizin de evet. kendilerini bu şekilde yetiştirmelerinde evet. yarar var. Bunu demekle evet. sakın ha kapanıp karanlıklar içerisinde yaşamasınlar. Evet. Gülsünler, oynasınlar, evet. çalışsınlar, yetişsinler, evet. yetiştirsinler. Hayatı bütünüyle evet. yaşasınlar. Evet. Evet. Değerli dinleyenlerim, gördüğünüz tecrübe konuşuyor. Üreten konuşuyor, yaşayan konuşuyor. Ve geleceğe eserler bırakan bir büyüğümüz, Denizli'mizin hafızası konuşuyor. Ben şahsen çok mutlu oldum. Böyle bir sohbetten dolayı Sayın Başkanım, dışarıdan sizleri tanıyoruz. Hep evet. sosyal hayatın içerisindeyiz ama böyle evet. özel bir sohbette bulunmamıştık. Çok teşekkür ederiz. Bana davetimize icabet ettiniz. Bana büyük bir lütfunuz oldu. Estağfurullah. Zenginlik verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz Sağ efendim. Olun. Sağ olun. Çok teşekkür Saygılar, ederim. Sevgiler sunuyoruz. Sağ olun. Gelecek programlarda Ümmetten. Görüşmek üzere değerli dinleyenlerimiz. Saygılar benden. Sağ olun.